maliyeti diyelim. Sonra salça demiştik. Salçayı konuşalım. Burada işçi maliyetleri, suyu, gübresi. Geçen yıla bakınca %300, %400 attı her şey. İşçilerle konuşuyoruz. Sepet taşıyanlarla konuşuyoruz. Tarla sahiplerine konuşuyoruz. Çiğdem ekeni, mısır ekeni, domates ekeni, biber ekeni, kavun ekeni. Sen bir tane mutlu insana ulaştın mı şu ilçede? Bir tane mutlu insan gördün mü? Ki burada herkes ufak çaplı aile tarımı yapıyor. Çiftçinin mutlusunu, halinden memnun olanını bulmak günden güne zorlaşırken biber tarlasında dile geldi çekilen acılar. Biber tarlasının sahibi de dert yandı, tarlada çalışan işçi de. Bizden rey alıp yönetenler milli serveti har vurup harman savuruyorlar. Milli servet halkındır diyordu Mustafa Kemal Atatürk. Ama ben 51 yaşındayım, bu milli servetten 1 lira tırtırlı kuruş kapımı çalıp da veren olmadı. Bunu söylerken yani yüreğimden söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek göstererek isyan etti Manisalı tarım işçisi. Günlük 200 lirayla 400 lira arasında değişen yevmiyelerin yeterli olmadığını dile getirdiler. Hayat zaten bağlı. Mesela 200 alıyoruz ama tabii verene de zor, alana da zor da yani 200 bir iş görmüyor. Daha önce kömür alıyordu. Hava abla 3 yevmiyesiyle kömür alıyordu. 8 bin liraya bugün sordum kömür almış. Çok değil birkaç yıl önce 3 yevmiye ile kömür ihtiyacını karşılayan Havva abla şimdi bir aylık yevmiyeden fazlasını sadece kömür ihtiyacına vermek zorunda kaldı. 8 TL verdim 2 ton kömüre. Bu kadar. 8 bin lira verdim. 8 milyar. 8 milyar verdin. Yani kaç yevmiye yaptı? Kaç yevmiye? Bir aylık bu adam. Ben bir yevmiyemle bir çuval un alıyordum diyor. Yazık 670 liraya almış. 4 yevmiyeye bir çuval un alınır mı ya? İnsan Allah'tan korkar ya. Yevmiye hesabıyla kömür masrafı neredeyse 10 katına, un masrafıysa neredeyse 4 katına çıktı Havva abla ve onun gibi çalışan tarım işçilerinin. Tarlanın sahibi de kazanıp rahat yaşadığından bahsedemiyor. Sulama 2 liraya geçiyor elektrik. Sezon başında 2 lira 10 kuruştu kilovatı. Şimdi 2,5 lira. Bu ay 40 bin lira elektrik faturam geldi. Çiftçinin en çok artan maliyet kalemleri enerjiye dair. Mazot ve elektrik faturası en çok zorlayan kalemler. Yerel yöneticilerdense elektrik faturasını düşürmeye dair çözüm çalışmalarının haberleri geliyor. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde güneş panelleriyle düşürülmeye çalışılıyor elektrik faturası. Bu tarımsal sulama kooperatiflerinin enerji giderlerini tespitini yaptık, fizibilitelerini yaptık ve bunların enerjisini nasıl minimalize edebiliriz? Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, güneş enerjisi panelleriyle üreticiye bedava elektrik sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Zaten çiftçinin talebi de destek. Özellikle enerji bedelleri üzerinden alınan özel tüketim vergilerinin düşürülmesini talep ediyorlar. Mazotta, elektrikte verginin yanında özel tüketim vergisi de alıyorlar. Bunların kaldırılması lazım. Bize destekleme verilmesi lazım.